Sezon gelişimi tüm hızıyla devam ediyor. Fabric Care PSG Senior Department Manager Sayın Uğur Çakın ve Land Logistics Senior Department Manager Sayın Bilge Bizge bizlerle. Hoş geldiniz Söz PNG ekibinde. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, merhaba arkadaşlar. Biz iki tane PNG çalışanı olarak, PNG'de Türkiye'de üretim departmanında çalışan olarak birazcık size önce kendimizden, sonrasında ise birazcık da PNG'nin üretim ve tedarik zinciri departmanlarından bahsetmek üzere buradayız. Önce ben kendimi tanıtarak başlayayım. 8 senedir PNG'deyim. İzmirliyim normalde. Evliyim ve bir 3 yaşında kızım var. İzmir'den sonra ODTÜ Endüstri Mühendisliği okudum. Ondan sonra Londra'da bir Engineering with Business Management Master yaptıktan sonra askerliğe döndüm. Kırıkkale'de bir askerlik macerasından sonra da direkt işe başladım. Zaten sorularınız arasında da var ama PNG'de genellikle biz giriş pozisyonlarında iş tecrübesi aramıyoruz. O yüzden de benim de ilk iş tecrübem PNG'de, hala da buradayım. 8 yıl oldu. Kayak yapmak artık pek mümkün olmasa da gezmek ve özellikle bilgisayar oyunları konusunda çok ilgili olduğumu söyleyebilirim. PNG kariyerime bakarsak da ben genel merkezimizde Türkiye lojistik lideri, nakliye lideri olarak başladım göreve. Ondan sonrasında Gebze'deki üretim tesisimize geçtim. Burada türlü departmanlarda, üretim departmanlarında çalıştım. Likit fabrikamızda, kısaca Feyri diye bildiğiniz sizin, yani üretim yapan ve zamanında eskiden Ace vardı. Sonrasında Feminine Care dediğimiz Orkid departmanında hem hat liderliği hem de üretim departman müdürlüğü yaptım. Şimdi de yine Gebze fabrikasında toz deterjan üretiminde paketleme departman müdürlüğünü sürdürüyorum. Burada da kısaca benden bu kadar diyeyim. Merhaba, ben de kendimi tanıtmak gerekirse isim ve soyadım aynı, Bilge Bilge. Ben de Boğaziçi Uluslararası Ticaret bitirdim aslında, Boğaziçi Üniversitesi. Burada da hani mühendislik okumadan aslında şu anda üretim artı mühendislik departmanında çalışmış biri olarak biraz sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Uluslararası Ticaret bitirdikten sonra 3. sınıfta aslında staj yaptım. Tedarik zincirinde aynı Uğur'un olduğu departmanda, nakliye departmanında çalıştım. Daha sonra stajın sonunda da aslında teklif alarak proje mühendisi olarak Gebze Fabrikası'nda işe başladım. Burada da Gebze Fabrikası hem Şekerpınar depodaki projelere hem de deterjan paketleme projelerinde görev aldım. Aynı zamanda paralelde Türkiye'de bir Ar-Ge merkezi açtık ve burada da deterjan projelerine katkı sağladım. Sonrasında da bebek bezi üretim hat lideri, üretim müdürü olarak çalıştım ve şimdi bu hasta kısım itibariyle fabrika lojistik departman müdürü olarak yeni görevime başladım. Benim de yaklaşık 3,5 sene oldu. Şu anda bakarsak aslında fabrikada birçok aslında work process'ten ikimiz de sorumluyuz. Burada da belki biraz bunlara değinebiliriz ilerleyen süreçte. Kendim hobilerime bakarsak üniversitede aslında yelkene başladım ve yelken kulübünde eğitim verdim, ders verdim. Bayağı yelken aşığıyım yani. Yelken çok seviyorum. Onun dışında her bir PNG'li olduğu gibi aslında çoğu şu anda COVID'den dolayı gezemesek de yurt dışında farklı yerler görmeyi seviyorum. Bir köpeğim var. 10 yılda Galatasaray lisanslı yüzdüm. Bu şekilde. Belki biraz şeyle başlayabiliriz. PNG'nin aslında bir videosuyla başlayalım. Şimdi aslında biraz önce bütün dünyadaki markalarımızla ilgili bir
video gösterdik. Ama biz spesifik zamanımız az olduğu için Türkiye'de biz aslında nerede nasıl işliyoruz şu anda, operasyonumuz nasıl işliyor biraz onu anlatmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'ye zaten 1987'de girmişiz. 4 tane ana fasetimiz var. Ataşehir'de bir genel merkezimiz var. Gebze'de fabrikamız var. Şekerpınar'da dağıtım merkezimiz artı likitler feri üretimimiz var. Ve dış depolarımız da var aslında baktığımızda. Bu Gebze fabrikasının dışarıdan kuş bakışı görünümü aslında burada baktığımızda. Biz peki Gebze fabrikası ve Şekerpınar dağıtım merkezi yani likit üretimde neler üretiyoruz dersek burada gördüğünüz gibi aslında deterjan üretimi, toz deterjan, home care dediğimiz feri, likitler üretimi, bebek bezi zaten biliyorsunuz Prima ve Pampers. Feminine'de de Orchid ve Always markalarını üretiyoruz. Yani biz Gebze olarak aslında gördünüz şimdi biraz kendimizi tanıttık. Yani Uğur zaten 5 yıllık, ben 3,5 yıldım. 8 yıllık pardon. Yani çok hızlı kariyerler gelişiyor. Biz aslında baktığımızda yönetim ekibi olarak Gebze'de gerçekten çok genciz. Gebze olarak bütün aslında ürünlerimizde de çalışanlarımıza verdiğimiz değerle de yani hem sürdürülebilir, enerjik, geleceğin liderlerini yetiştirmek için bir vizyonumuz var. Bizim zaten bir videoyla da göstereceğiz. Gerçekten yüksek teknolojide bir fabrikamız mevcut şu anda. Belki ona gelebiliriz. Burada aslında ne yapıyoruz diye bakabilirsiniz. Çoğu bakım aktivitemizi önceden ya da arızamızı önceden görebilmek için belli noktalarda hem dünyada farklı fabrikalarda hem de Türkiye'de denemelerini yaptığımız hem yapay zeka kullanmaya çalışıyoruz. Önceden prediktif bakım yani önceden öngördüğümüz şekilde aslında belli lojiklerle sorunu daha olmadan çözmeye çalışıyoruz. Biraz belki burada şeyi anlatabiliriz. Gebze'de hangi fonksiyonlar var? Onun üzerinden geçebiliriz. Zamanımızda kısıtlı olduğu için biraz böyle sorularınıza da baktık. Birden fazla kategoride sorular gelmiş. En çok ortak temalarla onları belki cevaplayabiliriz. Şöyle, Gebze fabrikası bu arada hani bir kere PNG Gebze fabrikası nerededir derken hani Gebze organize sanayinin içerisindeyiz tabii ki de. Ve internasyonel bir şirket olduğumuzdan dolayı da yani çok sayıda soru gelmiş İngilizce ile alakalı. Çok fazla sayıda soru gelmiş İngilizce ile alakalı. Evet, tabii ki de günlük hayatımızda çok sık bir şekilde İngilizce konuşuyoruz. Ve ileri derecede kendimize ifade edebileceğimiz, tek başımıza girip her milletten ve dilden insan, aslında etnik taraftan insanlarla anlaşabileceğimiz bir İngilizce seviyesi bekliyoruz. Bu konuda çok fazla soru vardı. Onun dışında üretim departmanlarında çalışırken başarılı olmak için gerekli olan özellikler hakkında çok fazla soru vardı. Burada aslında yani bunu öğrenim hayatında anlamanın birkaç tane yolu var aslında. İlgilenir misiniz, ilgilenmez misiniz? Tabii ki de bir tanesi technical mastery dediğimiz aslında işin teknik kısmına bir ilgi duymak. Yani biz PNG Gebze fabrikasında yaklaşık 300-350 kişilik bir fabrika. Teknisyenlerimiz var, menajerlerimiz var. Ama biz burada manager teknisyen ayrımı olarak direkt böyle bir bakış açımız yok. Her şeyi sahada yaparız. Özellikle giriş pozisyonlarımızda sahada beraber değer yaratırız prensibiyle çalışıyoruz. Bu yüzden de işin teknik kısmına ilgi duymanız çok önemli bir kıstas. Bunun dışında insanlarla çalışmayı çok sevmeniz gerekiyor. Yani kendi grup projelerinizde baktığınızda aslında o grup projesinde bazen üniversitelerde son sınıf hani bitirme projelerinde tek başına bir kişinin taşıdığı projeler olabiliyor. İş hayatında bu pek mümkün, özür dilerim, bu pek mümkün değil. Çünkü çok geniş bir organizasyonla çalışıyorsunuz ve çoğu kişiye enerji vermeniz ve onları aslında projeye inandırıp katkı sağlamanız gerekiyor. Bu yüzden de aslında insanlarla çalışmayı, onları ortak bir hedefe odaklamayı sevmeniz gerekiyor teknik kısmı dışında. Bunun dışında da aslında kendi motivasyonunuzu kendinizin yaratması gereken bir ortam var. Bunu şöyle açabilirim. Setbackler dediğimiz, yani aslında önünüze gelen çoğunluk zorluklarda artık PNG gibi bir şirkette çok basit de ilk bakışta bakıp hemen evet burada çok büyük sorunlar var, bunu hemen şöyle 5 dakikada çözeriz dediğiniz sorunlarla karşı karşıya olmuyoruz. Genellikle daha kompleks problemler oluyor. Bu kültürel de olabilir, teknik de olabilir. Yani her türlü açıdan.
Bunlara da tabii ki de X denemenizde her zaman başarılı olmanız mümkün olmayabiliyor. O yüzden de bizim PNG'deki bakış açımız başarısızlıklardan hep ders çıkarıp onun üzerine koyarak başarıya ulaşmak. Yani bir proje sırasında 3 kere denediğiniz şeyler başarısız olabilir. 4. seferde başarılı olan çok örnek var. Bunlar da bir süreç alabiliyor ve bu yüzden de aslında dayanıklılığınızı korumanız, gerçekten inandığınızda hep bir çözüm yolu bulmanız, bunlar aslında kritik özelliklerden. Onun dışında burada 5 tane gördüğünüz gibi, burada citizenship adında 5 blok görüyorsunuz. Evet, biz community impact dediğimiz sosyal çevremize son derece önem veriyoruz. Etik ve corporate responsibility kısmında kendi PNG'nin anayasası dediğimiz, aslında PVP dediğimiz kanunları var diyelim ve bunlara çok bağlıyız gerçekten. Bu özellikle etik olarak her zaman doğru olanı yaparız'a çok bağlı bir şirket. Diversity and inclusion kısmında herhangi bir şekilde ırk, din ayrımı yapılmadan PNG'de hani hem başvurabilirsiniz hem de çalışan, zaten uluslararası bir şirket olduğundan her milletten, her cinsiyetten, her türlü yerden insan var. Gender equality de aynı şekilde, cinsiyet eşitliği de. Environmental sustainability de fabrika olarak çok ciddi katkı sağladığımız bir alan. Özellikle üretim tesisi olduğumuzdan dolayı su tüketimimiz, doğalgaz harcamalarımız, enerji harcamalarımız, çevreye olan atık miktarımız, bunların hepsi direkt olarak hepimizin aslında bir yandan scorecard'larında hem de kendi etki alanlarımızın içerisinde. Örnek olarak vermem gerekirse Gebze Fabrikası yaklaşık 3 sene önce sıfır atık projesini gerçekleştirdi ve sıfır atığa ulaştı çevreye zararlı olan. Aynı şekilde doğalgaz ve enerji harcamalarımızda, su harcamamızda da her sene çok gerçekten ulaşılması zor hedeflerimiz var ve buna ulaşmak için şirket elinden geleni yapıyor. Benim gördüğüm ana temalar bunlardı. Biraz da bilgiye vereyim sözü. Birazcık kendimden kendi özellikle sorularda şu gelmişti. Nasıl kişiler arıyorsunuz? Yani ne gibi özelliklere sahip olmalıyım ki ben kendimde işe girmeliyim? Burada biraz Uğur belirtti ama onun dışında yani fonksiyondan bağımsız asıl kendi işe alımda kişi seçmiyor. Ya kişi seçiyor, bölüm seçmiyor ya da ya belli bir karakter seçiyor. Belli arada özelliklere göre role uygun olup olmamasına bakmaksızın PNG'ye uygun ona bakıyor bir sonunda. Ya özellikle burada beni örnek alabilirsiniz. Yani ben uluslararası ticaret bitirdim. Aslında üniversitede 3. sınıf stajımı yapana kadar hep pazarlama stajları yapmıştım. Ve neyi istemediğimi aslında stajların için artı olduğum projelerde anladım. Ve gün sonunda ben tedarik zincirinde olmak istediğime karar verdim stajımı da yapıp. Ve üretimde de rol aldım, lojistikte de aldım, mühendislikte, projede de aldım aslında. Burada yani Uğur'un dediği nokta özellikle hani gerçekten istekli olmalısın. Çünkü gün sonunda hiç kimse, yani hiçbir müdür her gün şu işi yapacaksın diye sana müdürün söylemiyor. Gün sonunda sen yıl sonunda gitmek istediğin ya da fabrikanın vizyonunu, 3 yıllık vizyonunu biliyorsun ve yaptığın her iş aslında oraya linkleniyor. Ve gün sonunda kimse sana şu işi şu şekilde yapacaksın demiyor. Kendi şeklinle sonuca ulaşıyorsun. O yüzden de gerçekten içten yanmalı tabirimiz var. Yani içten yanmalı motor olman gerekiyor. Çünkü gün sonunda gününü de sen planlıyorsun. Bütün aksiyonlarını da kendin takip ediyorsun. O açıdan bence çok ucu açık, yani çok fazla day one, birinci günden gerçekten sorumluluk alabiliyorsun. Hani kendimden örnek vermek gerekirse, mesela proje mühendisiyken ilk başladığımda Şekerpınar Dağıtım Merkezi'nde yani 2,5 milyon dolarlık bir proje yönettim. Hani bunu başka bir şirkette, başka bir şekilde, başka bir rolde başlasaydım bu sorumluluğa sahip olabilir miydim? Açıkçası bilmiyorum. Yani örneğin hattayken de, yani Uğur'a da şu an raporlayan herhalde kişi sayısı kaçtır, çoktur. Yani idaresi 10+30 yani, evet. Yani çok büyük ekipler yönetiyorsunuz gün sonunda. Ve gerçekten insanlarla çalışmayı sevdiğinizde, takım çalışmasında bunu üniversitedeki projelerinizden de anlayabilirsiniz. Yani proje ekiplerindeki neyi seviyorsunuz, sevmiyorsunuz aslında gözlemleyip gerçekten takımlarla beraber çalışmak istiyor musunuz? Kişilerle beraber çalışmayı seviyor musunuz? Buna göre de fabrikaya fit edip etmeyeceğinizi anlıyorsunuz aslında. Çünkü gün sonunda o kişileri, o grubu ne kadar çok kazanırsanız o kadar iyi çalışabiliyorsunuz ve o kadar iyi sonuca ulaşabiliyorsunuz ve o kadar motive devam edebiliyorsunuz yüksek performans organizasyonu. Bunun üzerine de birkaç tane gördüğüm soruda, yani gördüğüm trendlerden biri de şuydu. Ne tür roller yapıyoruz? Evet, işte evet. Hani nasıl kendimizi geliştiriyoruz gibi sorular vardı. PNG'nin diğer şirketlerden ayrılan bir kısmı var. Hani Bilge de dedi zaten, biz role insan almıyoruz, PNG'ye insan alıyoruz. Bu da çok kritik bir şey. Bunu da aslında benim kariyerimde de, 8 senelik kariyerimde
4 tane rol yapmışım. Ortalama 2 senelik bir değişim süresine denk geliyor. Aynı şekilde Bilge 3 rol yapmış yaklaşık 3,5 senede. Biz burada aslında hayatımızda yani PNG'de başarılı olmanın ana gerekli özelliklerinden biri de değişime açık olmak. Çünkü biz FMCG hızlı tüketim ürünleri sektöründe yer aldığımızdan dolayı gerçekten hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bugün dolar kurunun artışının bize yarattığı etki endüstri mühendisleri bilir. Bullwhip efektle yani kamçı etkisiyle çok daha sert hissedilebiliyor ve her gün hayatınız değişebiliyor. Bu dinamik ortamda günden güne de değişime açık olmak gerekiyor ama kariyerlerimiz de bu şekilde yönetiliyor. Yani biz bir role girdikten sonra 10 sene bu rolü asla yapmıyoruz. Rollerimiz değişiyor, etki alanlarımız büyüyor, etki alanlarımız büyüdükçe de tabii ki de yeni şeyler öğreniyoruz. Sürekli bir öğrenme halindeyiz yani kısaca. O yüzden genellikle PNG'ye girip sonrasında böyle konuşmaları yapanlar, PNG çok iyi bir okul ya da şirketten sonrasında ayrılanlar da gerçekten burada öğrendiğim şeylerle hayatım boyu kullandım cümlesini çok kullanırlar. Burada da gerçekten ya ben 8 sene oldu, 8 senenin sonunda hala öğrenmeye devam ediyorum. Eminim ki bundan sonraki zamanlarda da öğrenmeye devam edeceğim. Çünkü devamlı yeni bir sorumluluk alanı ve etki alanı genişlemesi devamlı yaşanıyor burada. Çok daha kurumsal ve gerçekten çok daha sistemleri olan bir şirket olduğu için yani bir günde rolünüz değişebiliyor ve çok farklı hiç bilmediğiniz bir alana geçebiliyorsunuz. Çok hiç bilmediğiniz bir departmana yani bebek bezinden direkt deterjana geçebiliyorsunuz. Ve üretim farklı, teknoloji farklı, insanlar farklı. Ama sistemler o kadar iyi işliyor ki gerçekten neyi nasıl öğreneceğinizin zaten bir yol haritası olduğu için siz bir şekilde o noktaya geliyorsunuz. O açıdan da gerçekten bir okul. Yani ben de bu 3,5 senede çok fazla şey öğrendim ve hep öğrenmeye devam ediyorum her gün. Başka sorulara bakarsak aslında yani bir fonksiyonlar, yani biz şu anda PNG olarak başvurularımız zaten açık. Belli dönemlerde açıyoruz. Belki biraz onu anlatabilirim. Normalde 3. sınıf yazın staj olanı artı bir de son sınıf 4. sınıf işe giriş, işe alım ilanlarımız açık oluyor. Genelde bu ilanlar tarihi olarak Kasım ayında başlayıp Aralık başına kadar devam eden bir her yıl bir işe alım süreci gerçekleştiriyoruz. Bu tabii ara dönemlerde olan iş ihtiyacına göre de ara dönemlerde sayfalarımızdan paylaşıp yani yeni ilanlar da açabiliyoruz. Belki şeyi belirtmem gerekebilir. Şimdi şu anda ilanlarımız açık. 10 Aralık'a kadar da ilanlar açık olacak. Az vakit kalmış. 2 gün. Ama genelde başvuruda, ya benim de staja başvururken aslında aklımda genelde bu soru işareti vardı. Normalde hangi linke başvuruyorsanız, şu anda mesela manufacturing'in de, üretimi de ayrı bir linki var. Pazarlamanın da bir ayrı bir linki var. Satışın da bir ayrı bir linki var. Hangi linke ilk başvurursanız, ilk oraya değerlendiriliyorsunuz. Ve orada seçim şansı yaptığınızda iki tane fonksiyon giriyorsunuz. Ve o iki fonksiyonun da aslında gene ilki değerlendiriliyor. Yani bu demek değil ki evet ben oraya başvurdum ama ben aslında diğer fonksiyonu istiyordum, ne yapmalıyım? Onu da görüşme sırasında eğer aşamalardan geçtikten sonra görüşme aşamasına geldiğinizde onu belirtirseniz yeniden o eğer bir ihtiyaç varsa o değerlendirme alınabiliyor. O yüzden özellikle hangi fonksiyona başvurunuz önemli. Biraz da fonksiyonları anlatmak gerekirse manufacturing linki altında aslında biz manufacturing derken manufacturing kodlu yani Gebze fabrikasında bir çalışan arıyoruz. Buradaki fonksiyonlar aslında biraz sadece üretim değil. Ar-Ge'miz var, üretimimiz var, lojistik departmanımız var, engineering yani mühendislik departmanımız var, kalitemiz var, iş güvenliği departmanımız var. Aslında birden fazla departmanımız aynı fabrika altındaki bünyede mevcut olduğu için üretim diye girip çok daha farklı bir role de geçebiliyorsunuz aslında bu kariyer yolu boyunca. Bir de şu anda özellikle yurt dışı ile ilgili de galiba sorular vardı. Yani PNG bir çok gerçekten internasyonel bir şirket. Yani bir sonraki rolde yurt dışına eğer performansınız gerçekten iyiyse ve şirketin beklentilerini iyi şekilde karşılıyorsanız bir sonraki rolde yurt dışında bir role gitmemeniz için aslında hiçbir kısıt yok. Ve aynı zamanda Gebze fabrikada çalışan ama aslında lokasyonu bağımsız yani yurt dışında bir fonksiyona bağlı ya da yurt dışında bir fabrikaya bağlı. Ama Türkiye'den çalışan da roller var. Bu şekilde bence yani gerçekten özellikle Türkiye gibi bir yerde şu anda bu kadar international, multinational bir şirket yani zor bence. Şu an şey o açıdan yani fırsatımızın çok olduğunu düşünüyorum ben kendi kariyerim için. Yani de aslında kendi
esnekliğinizi, fleksibilitenizi kendiniz belirlediğiniz bir dünya var. Her zaman bütün her şeyin koşulu her kurumsal hayatta olduğu gibi tabii ki de performans. Doğru katkıyı yaptığınız sürece fleksibilitenizi de kendiniz belirliyorsunuz. Bu fleksibiliteyi kendi belirlemekten kastım da şu aslında. Ben dünyanın her yerine giderim, her türlü yere giderim, her türlü işi yaparım derseniz o kapı da açık. Ben sadece bu bölgelere giderim, şöyle yaparım, şunu istiyorum dediğinizde o da açık. O yüzden kendiniz performansınız iyi olduğu sürece kariyerinize nerede devam etmek istediğinizi kendi elinize çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Onun dışında hani biraz ufaktan bahsettim ben, Day One'dan. Yani biz burada Bilge de PNG girişli, ben de PNG girişliyim, benim müdürüm de PNG girişli, fabrika müdürümüz de PNG girişli. Yani burada şu anda çalışanlarımızın %99 diyeyim ben, çok spesifik roller olması lazım. Yani bu arada manufacturing'de çok olmuyor. Ama bazı fonksiyonlarda spesifik ihtiyaçlara göre alınabiliyor ama çok nadir. Hiçbir zaman diyebilirim o yüzden. Üstünüzde bağlı olduğunuz lider ya da müdür nasıl demek istiyorsanız zaten o yollardan geçmiş bir insan oluyor. Yani PNG'nin içinden gelme bir insan oluyor. Yani bir gün ertesi sabah kalktığınızda kendinizi başka bir şirketten gelen, iş proseslerine hakim olmayan ya da ne olacak diye yani bu insanla nasıl anlaşacağım diye düşünmediğin, zaten aynı ekosistem içerisinde var olduğun bir insan geliyor müdürünüz olarak. Yani o değişiklikler sırasında yani dinamik bir kariyerimiz var, düzenli değişiklik içindeyiz ama aynı ekosistem içerisinden geliyor zaten bu insanlar. O yüzden de bu grow within diyoruz biz buna. Bu gerçekten bu grow within'in de işte bir sürü kapabilite katarak aslında farklı alanlarda görerek çok daha geniş bakış açısıyla bakabilen liderler yetiştirme amacında PNG. Bu da güzel taraflarından biri olarak anlatabilirim. Ya, bu da çok motive edici aslında. Çünkü yani günün sonunda sizin beraber çalıştığınız biri sizin müdürünüz oluyor. Yani çünkü ilk tanımadığınız hiç alakası olmayan biri gelip de müdürünüz olmuyor. O yüzden şey güzel yani aynı yollardan geçip aynı şekilde beraber yükselmek motive edici ve performansınızın da yüksek olduğu dünyada zaten çok fazla kapı açılıyor size. Bu yüzden yani bu bence güzel, bayağı şirketin ben en iyi özelliği diyebilirim kendi açımdan. Yani bu evet. Şöyle bir duruma da yol açıyor. Yani pozitif bir aslında katkısı bu da. Bazı şirketlerde şeyi duyabiliyorsunuz etraftan. Sorular arasında da gördüm zaten. İşte şirketten ayrılmasını bekleyip de terfi edeyim. Ya da başka bir emekli olsun da terfi edeyim. Zaten 20 yıldır orada. Dediğiniz insanların kariyerine, yani başka insanların kariyerine hayatınız bağlı olmayan bir sistem var. Global olduğundan dolayı dünyanın her yerinde de, yani birçok yerinde diyeyim en azından, üretim tesisi olduğundan, tedarik zincirleri dünyanın her yerine yayılmış olduğundan dolayı da kariyeriniz bir yandan kendi elinizde, iyi performans gösterdiğinizde ve ne kadar esnek olduğunuzla alakalı olmakla beraber sonsuz seçenek arasından seçim yapabiliyorsunuz. Müdürünüzün gitmesini beklemiyorsunuz. Şimdi zaten başka bir role, başka bir şekilde terfi edebiliyorsunuz. Acaba motive edici bir nokta. Onun dışında benim aklıma gelen böyle hani ana bir tema yok değildi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Şeyi konuşabiliriz belki. Sorularda şöyle bir soru vardı. Yani siz üniversitede ne yaptınız ve nelerle kendimizi geliştirebiliriz ki PNG gibi bir şirkete girebiliriz gibi bir soru vardı. Orada belki üniversitede hani sana ilk şunu yapmışım ki beni şu an bu noktaya getirdi dediğim şey var mı? Yani şöyle, ben genel olarak üniversitedeki staj tecrübelerinin çok iyi seçilmesi gerektiğini, yani ben mesela üniversite değil ama en azından master'da İngiltere'de yaptığım bir staj sonrası üretime ilgi duyduğumu orada fark etmiştim, orada çalıştığınızda. Ve genel olarak tabii ki de üniversitede aldığınız derslerle gerçek çalışma hayatı arasında bir farklılık olabiliyor. Bu farklılık nedeniyle de tam olarak ne istediğinizi aslında o işin biraz daha içine girmeden, detaylarını anlamadan anlamanız zor oluyor. O yüzden de benim tavsiyem gerçekten yapabildiğiniz her noktada çalışma fırsatlarını kovalamanız. Üniversitede yaptığınız işlerde de aslında bizim burada anlattığımız özellikleri, yani işin detayına girme, beraber ekip çalışmasını beraber yapma, hakikaten tek başına taşımama, o ekiple beraber nasıl başarıya ulaşırımı anlama, özellikle mesela takıldığımız yerde gerekli desteği isteme, kendi başına araştırma isteği, hep bunları sergilemeniz, bunların bir alışkanlık haline gelmesinde çok yardımcı oluyor. O yüzden de benim ana tavsiyelerim bir numaralı kısımda staj olur ve gerçek hayatlarında gerçekten üretim stajı, tedarik zinciri stajı, bunlara ilgi duyup duymadıklarını anlamaları olur herkesin. İkinci kısımda da
Bizim aslında birazcık burada kısaca bahsettiğimiz davranışların kendi üniversite hayatlarında tecrübe edecekleri bir sürü yer oluyor. Bütün öğrencilerin, dediğim gibi ekip çalışması olur, başka bir, özellikle proje ortamlarında. Bu arada bu davranışları anlayıp hakikaten kendilerindeki eksiklikleri anlamaları ve ona yönelik kendilerini geliştirmelerini tavsiye edebilirim. Yani üniversitede aslında yaptığınız her şey sizin ne isteyip ne istemediğinizi şekillendiriyor bir noktada. Yani ben mesela aldığım, yani yaptığım stajlardan ne istemediğimi anlayıp buraya yöneldim. Ya da üniversitede belki bir kulüpteki bir etkinliği yönetmenizle ya da işte bir projede bir ekibi yönetmenizle ya da bir ekip arkadaşınızla yaşadığınız sıkıntı belki size şu anda yani bu rolde de çünkü aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Belki üniversitede aldığınız o tecrübeyle neyi nasıl davrandığınızı kendiniz daha iyi tanımanıza fırsat veriyor. O yüzden benim de tavsiyem yani alabildiğiniz maksimum tecrübeyi alabilmeniz. Yani bu stajdan da olur, kulüplerden de olabilir, her yerden olabilir yani üniversitedeki projelerden de olabilir. Ya dediğim gibi maksimum tecrübeyi toplarsanız o zaman zaten kendi karakteriniz de şekillenir ve neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığınızı anlamış olursunuz. Kısaca özetlersek bizden bu kadar. Zamanında galiba sonuna geldiğimizden dolayı. Arkadaşlar hani başka soruları varsa tabii ki de bize kişisel olarak da sorabilirler sorularını. Ulaşabilirsiniz. Kısaca bizden ve PNG Üretim Departmanı'ndan bu kadar diyoruz. Covid teşekkür ortamında ederiz. Maskelerimizle. Evet. Suratımızı tam göremedik. Aynen aynı odada olduğumuz için. Teşekkür ederiz bu arada. Bize zaman ayırdığınız için. PNG ekibine tecrübe paylaşımı ve verimli oturumlar için çok teşekkür ediyoruz.